Kasılmayan, ruhunu yapış yapış kelimelere batırmayan, huzurlu, alkollü ve salaş şiirlerin şairi, tımarhane ile meyhanenin arasındaki kayalıklardan geliyor sanki tüm şiirlerinde sesi. Ahmet Erhan, 78 kuşağının en önemli şairi belki de. Şairler övgüyle bahseder ondan ama nedense pek tanınmaz. Kitapları da zor bulunur. Her yol ağzında kendine rastlayan adam, altı okka şair ve kimsesiz gecelerin kankası. Olta ben, balık ben ve kaybolmuş bir köpek ilanı. Başa çıkılamıyorsa baş üstüne dediğim alışkanlıklarım var. Mutluluk. Bir acının bilincine varıp da onu dönüştürmektir yaşamın sonsuzluğunda karar kılan bir umuda diyerek. Mutluluğun kaynağını insanın kendisi olarak göstermiş şair Ahmet Erhan. Bir güne ne kadar kayıp başlanabilirin cevabı bu şair. Bunca şey savrulan bir yanlışa vurulmak için mi? Dünya değişiyor masalı koca bir yalan. Nilüferleri dağlara taşıdılar, kekikleri çaylara. Uğrun uğrun ince ince, gizlice. Pınar başlarında karpuzlar utandı, ormanda köknarlar. Sonra leylak düşmanı bir akşam vakti, dünyanın değiştiğini buyurdular. Tam da yunuslar sevişirken arşipelde, tam da gökkuşağı sevinleşirken, özlenen renkler siliniyor dediler. Tam da insanın insanlığına çeyrek kala, yarım metrelik cam bir savaş alanıyla, çıktılar karşımıza teknoloji yalanıyla. Gözler yangın şimdi, ufuklar duman, dünya değişiyor masalı, koca bir yalan. Annemin plakları. Bütün bir ufuk çizgilerinin ardından bakıyorum dünyaya. Ama sınırsızlığın bile bir sınırı var bu aldanışlar sahnanda. Ölümle dirimin arasında uzanan o daracık patikada günlerce bir şeylerin olmasını bekledim. Suyun tersine akmasını, yolunu şaşırmasını güneşin, dağların uçurumları doldurmasını. Oysa dünya yeni bir tufana eremeyecek kadar çığırından çıkarılmış ve oduruk maviliğinde. Bütün nesneler kendileriyle barışmış. Ölümseyerek bakıyor dünya. Biz gülümseyelim abi. Bu şair de öldü tabii. Baştan başlarız. Bir dost daha gitti. Biz ne az kaldık diye üzülmeye. Dindi türküsü yaralı cırcır böceğinin. Ahmet Erhan da herkes gibi bir gün ölüverdi. Bir Ağustos pazarında bu dünyadan ayrıldı henüz 55 yaşında. Hem de Turgut Uyar'ın doğum gününde. Ama ölen ölür ve söyledikleri yaşar. Yazdıkları yaşar, şiirleri yaşar, şarkıları yaşar. Ressam ölür, resimleri yaşar. Aşık ölür, aşkı yaşar. Annemin plakları. Ey tanımsız öfke, ey uluyan, durmaksızın uluyan acı. Ey durukluğun kölesi, devinimlerin padişahı. Taş kalmasın taş üstünde, damla içsin damlayı, kin biriksin. Var mı ki bu dünyada kendine yansıyacak bir su? Yok mu ki kendine dolanacak bir av? Varsa da, yoksa da ben giderim şarkılarımla kırık dökük. Kendimle uzlaştığım an giderim. Dünyanız kalır size. Allı güllü dünyanız. Çığlık çığlığa giderim. Ama bir başıma, ama yankısız. Oturdum kalbimin nüfus sayımını yaptım. Bir iki dost, çuvalla düşman. Hiç kendine çarptığın oldu mu birdenbire bir köşe başında? Koştum kendi peşimden, yorulamadım.
Aradım da kendimi hiç bulamadım. Vaktim yok. Evde yalnızlığım bekliyor. Met geliyor, cezir çekiliyor. Diyalektik aklın eleştirisi. Damarıma basmayın, ayağınız kayar. İki köşeli yalnızlığın bir ucunda sen, bir ucunda ben. Birleşip ayrılıyor çizgilerimiz. Hangi boyuttan koparılmıştık ki biz? Anı bile yok, ses, koku bile. Bir elin yazdığını öteki el karalıyor sanki. Silgiler hatırlıyor, kalemler unutuyor bizi. Kontörüm bitti, beni arar mısın? Bir yalnız öbür yalnızların ipini çekiyor. Yırt at cebindeki o şiirleri. Yazılan yazıldı çoktan, okuyan okudu. Seni gecenin boyunduruğundan aldım çocuk. Kalbindeki kuşları saymakla bitiremedim. Zamanı değil mutluluğun, biliyorum. Ama ben hayatta her gün nikah tazeledim. Bu şehirde yağmur enlemesine yağıyor. Sağımı solumu yitirmem bundan. Ama nasılsa bu sokağın adı sen, senden irili ufaklı bir harf taşıyor. Ve ne diyordum Nazım'a? Nasıl da severim seni. Hiroşimalı bir kızın yaprak dudaklarında, işçi tulumuyla İstanbul'da Taksim alanında ve 1960 yazında Küba'da nasıl da severim. Al şimdi ellerimi, yattığın o büyük ülkenin topraklarına uzat. Yanar parmaklarım yanar, ne Şolohovlar ne Gorkiler var. Yalnızca seni o topraklarda tutsak edenler ve Mehmet'in özlemiyle oraya gömenler var. Annemin plakları. Yalnızlığın korkunçluğu başkalarının varlığını hissetmekte yatıyor. Telafisi yok bu hayatın. Yaşadıklarım buza yatırılmış balık gibi donuk donuk bakıyor. Bütün tanrıların kapısında müşteri veli nimetimdir yazıyor. Sen tanrıcılık oynuyorsun. Biraz da kulluğa çalış ve anla. Yorulduğun bir yerlerde biliyor musun? Mutluluğun bir yorum sorunu olduğu bu hayatta ne demek surlarını tutmak mutsuzluğun? Artık resimler yap, kitaplar yaz, duvarlara yaz. Ben sustum. Sen kendi dilini yarat. Hayat tökezlemelerle geçti de hala düşmedim. Değmedim yere. Kalbim, sen hala burada mısın? Şor bedende, gurbette mi? Sılada mısın? Alkol, taşikardi, panik atak. Maceran bir gün tıp dergilerini çalkalayacak. Kalbim, sen hala burada mısın? Çok garip ama biz ölenlerin ardından helva pişiren, şeker dağıtan insanlarız. Öyle bir kavram karmaşası yaşıyoruz ki, örneğin populatire Fransızca'da halka ait, halkla ilişkin demektir bildiğim kadarıyla. Biz ondan popülist diye olumsuz bir kavram üretmişiz. Ve o kavramla saldırıyoruz birbirimize. Anne, ben geldim. Üstüm başım uzak yolların tozlarıyla perişan. Çoktan paralandı ördüğün kazak. Üzerinde yeşil nakışlar olan. Anne, ben geldim. Yoruldum artık. Her yol ağzında kendime rastlamaktan. Hep acılı, sarhoş ve sarsak. Şiirler çırpıştıran bir adam.
Kurumuş kuyunun suyu, incirin sütü çoktan çekilmiş. Bir zamanlar dünya sandığım bahçeyi, ayrık otları, dikenler bürümüş. Kapıdaki çıngırak kararmış nemden, atnalı ve sarımsak duruyor ama. Oğlum, mektup yaz diyen sesin hala kulaklarımda. Anne, ben geldim. Ağdaki balık, bardaktaki su kadar umarsızım. Dizlerin duruyor mu başımı koyacak? Anne, ben geldim. Oğlum, hayırsızım. Annemin plakları. Sevgili anlayıcılar, bir bölümü daha noktalarken anlattıklarımın üzerine pek istemesem de hatırlatmak zorundayım. Bağımsız ve sponsorsuz yayınlarımı sürdürebilmem, size ulaştırabilmem için YouTube'dan teşekkür butonunu kullanarak, süper teşekkür satın alarak Annemin Plakları yayınlarıma doğrudan destek olabilirsiniz. Böylece yazacağınız yorum da en baş köşede yer alacaktır. Diğer yandan Patreon üzerinden aylık destekte de bulunabilirsiniz. Patreon'dan çorbada tuzumuz olsun, bir kahvede benden ya da tam destek gibi seçeneklerden size uygun olanıyla destek olabilirsiniz. Her halükarda yayınlarıma ayırdığım araştırma ve prodüksiyon zamanımın bir karşılığı olmalı ki devam edebileyim. Bütçenizi sarsmadan yapacağınız katkılar için teşekkür ederim. Eksik olmayın. Annemin plakları.